Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve yepyeni bir oyunla karşınızdayım dostlar. Bugün öyle bir oyunla karşınızdayız ki şöyle söyleyeyim, oyunun fiyatı görmüş olduğunuz gibi 1000 lira ve ayrıca oyun 250 GB falan. Yani ne zamandan beri indiriyorum la ben bunu? 5 saat oldu herhalde. 5 saat değil mi? 5 saat oldu. 1000 davlandım var arkadaşlar, 5 saatte indiriyorum. Video girişini bilerek burada yaptık. Oyunun ilk arkadaşlar indirmesi bittikten sonra şöyle bir şey soruyor bize. Uydu veri akışından mı alalım diyor verileri. En iyi görsel deneyim için önerilir. Hızlı bir internet bağlantısı gerektirir ve büyük miktarda veri kullanabilir diyor dostlar. Sağ tarafta da dünya akışı yok. Yavaş internet bağlantıları için, kimlik doğrulaması için inanılma falan filan. Ama biz bunu seçeceğiz. Yani arkadaşlar burada, oyun burada dostlar, bir uçak simülatörü oyunu. Bir pilot oluyoruz ve gerçek dünyada yolculuklar yapıyoruz. Mesela şu anda ben buradan Bulut'un yanına gitmeyi deneyeceğim mesela, orduya. İstanbul'dan kalkış yapıp orduya gitmeyi deneyeceğiz mesela. Daha gezeceğiz falan, efendime söyleyeyim. Oyun uydudan veri akışı alıp gerçek haritada gezdiriyor bizi. Yani gerçekten İstanbul'dan kalkıp gerçekten orduya gideceğiz. İnanılmaz bir oyun. Adı Microsoft Flight Simulator. Pilotlar dostlar burada uçak eğitimi alıyormuş. Düşünün ve hayal edin, yani nasıl manyak bir şeye giriyoruz. Burayı seçtim. Devam diyelim. Aa, veri kısıtlamanız varsa veri hızınızı ve tüketiminizi şimdi veya daha sonra gelen şeyler falan filan. Evet, tamam, Microsoft Flight Simulator şu gibi canlı hizmetler için veri akışı sağlayabilir. Dünya akışı, canlı hava durumu, canlı hava trafiği. Oğlum bu nasıl bir oyun? Oha. Lan buna kim oyun dedi? Havadaki şey var ya, uçak trafiği, onu da anlık yansıtıyor oyuna. Yok artık. Vallahi arkadaşlar çok manyak bir oyuna giriş yapıyoruz. Fiyatı manyak, gigabaytı manyak. Oyun %100 gerçek dünyada geçiyor. Efendim Bulut? Oyun dünya güncellemesi hatta az önce. Yukarıda dünya güncellemesi diyor. Arkadaşlar gerçek dünyadan veri alıyor oyun. Gerçekten inanılmaz. Başlamadan lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Bu like'lar bildiğiniz gibi çok büyük bir destek olarak geri dönüyor. Bu oyunu çok beğeneceğinizi düşünüyoruz. Bulut ısrarla bana bu oyunu indirtti dostlar. Evet. Öyle söyleyeyim. 2-3 gündür diyor ki bunu çekelim. Bayağı sevileceğini düşünüyorum diyor. Hani ben de bu arada oyunu incelediğimde gerçekten öyle olacağını düşünüyorum. Yolculuğunuzda buradan başlayın. Keşif uçuşları diyor. Simgisel ve göz alıcı yerlerde bir keyifli bir uçuşun tadını çıkartın. Bence önce bunu bir yapalım. Değil mi? Yapacağımız yeri zaten bak. Haritası var ya. Evet, biz buradan yapacağız da. Bu hani böyle sanırım böyle tarihi yerleri falan gezdirecek. Evet. Yani dünyanın harikalarını falan. Evet. O yüzden bu önemli. Şey eğitimine girmeyelim, çok uzun sürer diye düşünüyorum ben onu. Bence de uçuş eğitime girmeyelim. Süzülme, helikopter, Everest Dağı. New York, aynen. Napoli. Oha, nerede uçalım lan? Abi şöyle. Tokyo, San Francisco, çok, Paris. Çok abi burada gördüğün her yeri görmek istiyorum ben. Ne böyle en çoğu ama en çok böyle görmek istiyorum. Cebeli Tarık. Şey. Valla en çok buradan bakayım bir. Çok rahatsız edici bir müzik vardı dostlar, onu bir kapatalım. Oh be. Allah'ım şükür, dur. Kaydet. Evet, keşif uçuşları dedik. Yani burada piramit mi yapalım? Piramit abi, piramide. Bence Everest. Al oğlum. New York ama oğlum Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten üzerinde uçmadık mı yani? Ama abi şimdi piramit daha iyi değil mi? Piramit mi diyorsun? Ona da bakarız. Tamam. Giza dedik. Havada 1000 feet havada. Bak şu uçakla uçacağız. Hedef var Giza'dan bilmem nereye gideceğiz. Uçuş koşulları güneşli. 8.8 milyon nüfusuyla Mısır'ın en büyük ikinci şehri olan Giza diyor. Çok merak ettim grafikleri falan. Ben de merak ettim. Aa, kolla da oynanıyormuş lan. Kolla da oynayabilirim şimdi. Neyse, klavye mouse oynayayım. Abi, daha iyi. Kolla daha iyi olur abi. Klavye mouse daha iyi olabilir sanki ya. Ya şeyden bakalım. Dedim. Analoglar var ya. Oyun kasacak mı onu merak ediyorum. Bayağı ağır bir oyun çünkü. Bence kasmaz orada. Ay 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 ay. Uçmaya hazır diyor. Bastım. Oh. Aman tanrım. Lan nasıl yöneteceğim acaba? Yok. Lan oğlum. Mouse'la değil lan abi. Aa, GTA'daki gibi. Kaldır abi. Biraz alçaktan uçayım gidiyorum hani şey görelim. Evet abi, takılıyorum sandım. Yani tamamen doğru mu yönetiyorum acaba şu an bilmiyorum. Allah. Lan oğlum. Lan ne oldu? Grafikleri görmeden uçacağım. Lan oğlum. İş yapıyorum. Lan oğlum. Öldük abi. İniş takım lan, öldük abi. İntihar ettik abi. Oğlum niye uçamadım lan? Oha zor bu arada. Oyunda da göremedik ya. Oğlum kolum bağlasaydım lan acaba? Yalnız var ya arkadaşlar. Ya ne kadar detaylı görebiliyorsunuz bilmiyorum ama benim altım şu an gerçek dünya gibi. Abi. Abi. Aman.
Aman 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 aman. Aman ne oluyor? Çakılır abi. Şu anda ne oluyor? Bu dönüş çakılma dönüşü. Yine meydi. Çakılma konusunda asla yalan sonra. Oğlum kolum bağlasam ki acaba ya? Bağla abi bence. En azından ne yapacağım basit olur orada. Değil mi? Arkadaşlar evet. Bir kol bağlayıp geliyorum. Şimdi dostlar kolu bağlayamadık, tamam mı? Bu Mısır piramidini gördük ya sanki. Klavye bastan devam edeceğim. Bir Amerika yapalım mı ya? Bu içimde kalacak yoksa. Yapalım abi. Bir Amerika yapalım. Sonra arkadaşlar şeye geçeriz. Hayır, bu ama. E olsun. Şey görüntü kalitesine bakalım. Yok farklı diye dedim. He, sonra şey yapalım. Ne derler ona? İstanbul'dan ordu yolculuğu yapalım. Ordu seferi. Yapalım abi. İstanbul'dan orduya uçacağız. Gerçekçiyse 3,5 saat sürecek. Bence değildir ya o kadar. Gerçek dünyada uçuyorsun diyordu ama. Hızlı sürelim. Şimdi gerçekçidir abi. Hızlı sürelim. Tabii efendim. Oo. Batıda. Uçmaya hazır. Of oğlum bu ne? Bunlar ne? O rüzgar falan herhalde. Gider ya. Olabilir. Kalk ya o gider herhalde. Kalkış yapıyorum. Arkadaşlar. Şu anda kalkış yaptım ama ekrandaki bu yeşillikler ne bilmiyorum. Onu nasıl aynen kapatacağız düz lan? Onu bir yerden kesin kapatıyoruz bu arada. Ne ki o? Rüzgar akışını bize gösteriyor. Ama bu kadar gerçekçi olması da gerek yok bence. Oha rüzgar seslerine bak ha. End tuşuna baksana, kokpit moduna giriyor. İçeriden belki. End mi? Evet. Ananı. Aa başım dönüyor. Oğlum kariteye bak. Kariteye bak. Lan ona sık oğlum. Korkutucu bir... Abi. Arkadaşlar bir de bu VR destekliyormuş. Düşünebiliyor musunuz VR'la bunu? Gidin mi? Kokpite girince bayağı değişti. Oğlum kokpite girince şu an benim midemi bulandı. Abi çok korkunç. Bir şey diyeyim mi? Size bir şey diyeyim mi? VR'la oynadığında düşünsene şunu. Öldük bu arada şu an. Pardon. Abi evime niye giriyorsun abi? Oğlum size bir şey diyeyim mi? Bunu VR'la oynayacak adam çok zor abi, onu söyleyeyim bak. Çok zor. Değil mi? Ne sarar var ya. Çok sarar ama oyunu biliyor olman lazım. Bir de inanılmaz gerçekçi değil miydi? Evet. Hep kokpitten süreceğim. Of abi kokpite geçince bu ne ya? Kokpite geçince farklı oyuna dönüyor. Bak böyle GTA. Evet böyle GTA kokpite geçince gerçek hayat. Abi şu rüzgar sesleri falan. Aman aman. Allah'ım sana geliyor. Oy! Oy! Maka sayılmasın. Abi rüzgar sesleri falan ürkütücü bu arada. Arkadaşlar güzel güzel gezmek istiyorum ama kullanmak niye bu kadar zor? Kol bağlayabilsem belki kolay olur muydu? Bilmiyorum, bir şeye bastığında mesela o yani çok az bile bassam direkt atıyor helikopter. Abi bu ne ya? Abi içten çok fena. Oğlum bir de siz bak bayağı düşük kalitede görüyorsunuz. Evet, ben aşırı net görüyorum. Siz Discord yayından izlediğiniz için benim gördüğümü görmeniz lazım yani şu an asıl. Şöyle bir şehre döneyim. New York'a gidelim mi? Giderim abi. Önümüz New York, solumuz Los Angeles. Abi nasıl yerdeyiz? Beyler of. Abi şu bak. Oğlum burası kamera. Arkadaşlar inanılmaz gerçek hayatta bir dizi şu an. Abi bir tane VR alıp şunu oynamak lazım ya. Arkadaşlar VR almamı isteyenler yorumlara yazsın. VR ile ilgili birçok oyun oynayabiliriz. Abi. Bak buraları kontrol edebiliyorum. Abi Copter Joystick var ya bir tane. Ondan da alacaksın şöyle olacak, değil mi? Ne sürersin var ya. Abi şu aşağıya bir baksanıza, bu ne? Bu bir oyun olamaz abi. Nasıl aşağı iniyorum acaba biraz ya? Hayır. Ben şu New York'un üzerinde bir süzülmek istiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma ha. Yapma. Hadi abi sabitlersin. Denge bir kere gittin mi? Aşırı zor sabri. New York'tasın, böyle bir şey var orada. Kullanmak arkadaşlar gerçekten çok zor. Bir simülasyon oyunu olduğu için gerçekle hani entegre ediyorlar direkt. Dediğim gibi pilotlar eğitimlerini alıyorlar burada, yani öyle söyleyeyim. Eğitimlerini simüle ediyorlar. Ben de bir pilot değilim bildiğiniz gibi. Bu Atak helikopteri ilk çıktığında Harmandalı oynatmışlardı ya. Onu yapamam kardeşim onu. Hayır lan onu yapıyorsun zaten şu an. Alt-R'ye baksana abi. He? Alt-R. Ne olacağını söyle de öyle basayım demin. Otopilot hava hızı bekletme diyor abi. Hava hızı bekletmeyi otopilot yapsın canım, her şeyi ben yapıyorum harbiden. İtfaiye düşünmek istiyor mu abi?
Oğlum şu an düşüyoruz git galiba zaten. Evet. Motorum mu yavaşladı benim? Yok abi normal. Şu an nasıl aşağı? F2 mi aşağı iniyor da? Biraz aşağı ineyim. Rüzgarsız değil mi? Ben fazla aşağı iniyorsam. Şu şehrin... Evet. Sakin. Bak rüzgara var ya. Rüzgara bir kapıldın mı var ya nane ha. Helikopterciler çok dikkat etsin. Otomatik gaz abi. Şey ben bunu deneyip söylemesem zaten. Daha önce kimse bilmiyordu. Of oğlum şuraaak. Çok iyi bu arada. Tamamıyla ileride var ya bunu geliştirirler tam net olur bence abi. Oğlum zaten çok net. Sen şu an net görmüyorsun Discord'dan izlediğin için. Tam videodakiler de kayıt şeyinden biraz düşük izleyecek. Ben anlık olarak yani gerçekten hiç şu an gerçek uçuyor gibiyim. Hiçbir farkı yok gerçekten. Göğüler mesela sende şey değil mi abi? Böyle abi, üstten pisel değil mi? Full HD ve nebnet devre. Nebnet. Ya yani gerçek abi, bildiğin gerçek bina orası bende. Otomatik gaz. Ay gaz. Shift R'ymiş otomatik gaz. Otomatik gaz yapsın. Bu ne? Kolezyum mu lan orası? Yuvarlak bir şey var valla. New York'u bilmiyorsun. Oğlum New York'ta var ya ne güzel yermiş ya. Geç gitsek. Vallahi gidip gezsek geliyor. Geziyoruz lan New York'u. Şöyle şuraları bir de gezelim ya. Bu dışarıdaki mavi şeyleri Cetrel'i de kapatıyor galiba abi. Yalan. Yalpalanma sönümleyicisini aç kapat diyor. Ya. Bu başka bir şey ya. Yalpalanma ne hocam? Sen hangi oyuna bakıyorsun be? Bu doğru oyuna bakıyorum abi. New York Liberty Uluslararası. Şu özgürlük heykelinin oraya gidelim ya. Ha ileride de ama. Ha ileride onu ben yerini biliyorum. GTA'dan, GTA'dan. Asmir gibi kokpitteki ses bu. Gir abi kokpitte. Değil mi? Abi de yağmur, bak yağmurlu hava yapılıyordur değil mi? Düşünsene nasıl olur? Yağmurlu hava dehşet olur dostlar bu arada ama. Fena olur. Ama. Abi. Bak rüzgar irtifasına abi kapanıyoruz. Aman diyor pilotlar dikkat etsin. Ben niye şu elimi kullanıyorum ki? Şu elimi kullanayım. Özgürlük altına çarpsana. Bir tane joystick lazım ya şöyle tutacağım vitesi. Benim Assetto Corsa'daki vitesi bağlasam ne olur? Olmaz lan. Dolan selektif bu. Direksiyon böyle sesini bağlı. Helikopter lan bu. Abi. Abi. Yapma. Yürüz. Abi. Söylesene Levni. Abi F3 desene. Ben kendim keşfettim ya. Düşüyoruz. Düşüyoruz diyeceksin orada şeyi söylesene tuşu. Abi. Abi öbür oğlum sen yardımcı biliyorsun. Öbür tuşlara bakın şu an. Levni demesi gerek ya. Abi F3 demesi gerek ki. Levni be. Düşüyoruz. Ne yapıyorsun oğlum? Çünkü ben biraz aşağı inmek istedim. Bayağı güzel. Az aşağı insene be. Evet ben de onu istiyorum kanka. Biraz aşağı. Alçak iniş. Yavaş yavaş. Tamam. Şöyle alalım. Şöyle biraz. Bak baba yavaş, ne kar dengeli yap. Oğlum şu abi gerçek hayat ya. Burası oğlum gerçek şuradan olmuş. Bizim eve gelin ve görün şu an gerçekten. Bu ne geliyorum. Oğlum? Harbi aşırı gerçekten. Yerin kanka benim gözümden var. Görmen evet. Lazım. Yere indikçe daha da çok netleşiyor. Of Türkiye nasıl acaba? Oğlum Türkiye'yi bu kadar yapmış olamazlar. Yapmadılar kesin. Yaptılar abi. Yalan. Evet. İstanbul'da gez bakayım bir. İstanbul'da sen bir tur atmak ne oluyor? Abi ben kendi evimi bulabilecek. Abi biraz kaldırsana suya girebilirsin. Biraz yani. Kaldırır. Tabii tabii. Gelmişken orada girme suya. Suyun içinde balıklar mı? İleride köprü ne köprüsü? Onun 15 Temmuz köprüsü. Hey neydi? New York'ta. Köp San Francisco muydu neydi öyle bir şey vardı. Abi beni şu adaya atar mısın? Of. Abi dönüp ona tam bakmak isterdim ama beyler bu kar gösterebiliyoruz. Arkaya bakma onu, onu gösteremiyoruz abi. Maalesef. Arkaya bakma vardır da abi. Arkaya dönüp arkama bakmam ben. Nam2 diyor ama geriye çevirme. F9, F10, F11 kamera değiştiriyormuş şey ama. Yapamıyor mu? Sabit diyemiyor mu helikopter? Çakılıyorsun yani. Abi. Son gördüğüm şey özgür bir heykel. Tamam yapmış. Neyse iyiydi gördük oraları. Şimdi arkadaşlar orayı gördük tamam mı gördüğünüz gibi. Abi helikopter sürüyorsan uçağı da araştırıyorsun bu arada. Oğlum manyak mısın uçak daha zordur Bulut. Helikopter daha zor abi sen manyak mısın? Harbi mi? Tabii abi. Pazar yeri falan var lan bu ne? Kazı açıyor uçak. Uçak alıyorsun abi. Destansı uçak çıkıyor. Dünya haritası evet şimdi. Evet, of. Gerçek işte. İşte bizim olayımız bu. Direkt nereyi buldum bak direkt. Tek 0:33. Aa gerçek saat. Bakın akşam.
Burada abi akşam. Oğlum bak istersek yağmurlu mağmurlu yapıyoruz. İstersek canlı hava durumu. Valla online de oynayalım. Canlı olsun. Bakalım bulut ortada nasıl havalarda yaşıyor şerefsiz. Ama bir dakika. Gerçek zamanlı diğer oyuncuları da görebiliyorsun uçuşu yapan. Evet. Gerçek zamanlı ya var bunu. Hata yapma. Gerçek zamanlı. Gerçek zamanlı oyuncular olarak ayarlanmışsa aynı hava trafiği ayarları aynıysa görünürler daha gerçek bir simülasyon deneyimi için önerilir. Canlı trafik. Oha canlı trafik. Gerçek uçak şeylerini alıyor arkadaşlar evet. Ve onları gösteriyor. Bakın havayı değiştiremiyorum arkadaşlar şu an akşam diye değiştiremiyorum. Kalkış. Bakın söylüyorum kardeşim tamam mı? İstanbul Havalimanı. Bir dakika İstanbul Havalimanı nerede? Buraları niye gösteriyor? Lan bir dakika Çağlayan Adalet Sen'de nasıl kalkacağım ki? Mesela bir dakika ben diyorum ki Sultanahmet Camii'nden kalkmam. Nasıl kalkacağım? Helikopter. Al kalkış olarak ayarladım. Nerede lan ordu? Aha ordu gel lan buraya. Aha ordu yok konacağız. Barış olarak ayarla dedik. Oha harbiden gidiyorsun ya. Yani. Cihaz yukarıdaki mi peki? Aa, havalan o sağda galiba. Perşembe bak, nerede? Öyle git sen. Git deniz kenarında. Evet. Yani git sen. Çıkacak şimdi birazdan karşına. Git. Ne oldu? Niye karardı? Yok oğlum senin... Lan Perşembe'yi arkadan silmiş adamlar. Yeri silmiş adamlar. Şey mi? Perşembe yok bu arada. orada olması lazım. Şeye gel abi sıkıntı yok. Aha hava, aynen havaalanına. Buraya gel. Tamam sıkıntı yok. Sultanahmet Camii'nden nasıl kalkacağımızı düşünüyorum ben hala. Havada başlatacak o zaman. Olabilir. Bir dakika peki, uçak bir şey seçenekleri. Jet yok mu? Hale ben o zaman gidiyorsun. Jet var. Of. Özel jet var lan. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Velocity diyor. Şununla mı gitsek acaba özel jet? Özel jet. Ama daha... Özel jet de gidiyor. Bu büyük ihtimal çok hızlı gidiyordur ve hiçbir şey görmeyiz ama. En son şey yaptın ya. Oha bak seyir hızına bak. 451, şunun seyir hızı 107. Bunu mu seçelim? Bence bunu seçelim. Oha mutluyor diyorsun. Altın var mı bunun? Oğlum altın bir şey diyeyim mi? Bunlar çok hızlı gidiyordur ama. Ya bu çok hızlı gidiyor onu söyleyeyim. Bence ben görürüz yine de abi. Ayarlarsın ya. Görürüz ya. Ben zaten o kadar hızlı gidemeyeceğin için abi. Ben bunu kullanabileceğim mi? O da ayrı bir soru işareti tabi. Şimdi hava koşulları falan arkadaşlar canlı olduğu için onu söyleyemiyoruz maalesef. Bakalım başlat. Ben merak ettiğim şey Sultanahmet Camii'nin direkt üstünde başlatacak o zaman ya büyük ihtimal. Evet, evet. Ama havalimanından kalksak daha iyi değil mi ya? Gece hiçbir şey görmeyeceğiz ama ışıklarını falan görelim. Bir de gece tam şey gibi olmaz mı Asmir? Böyle uçak sesi gece böyle bir de yağmur bir ufak. Şu an çok merak ediyorum. Evet bak direkt havada başlatıyor bilerek. Tamam akşam ya böyle yapalım. Of. Bu ne lan? Bunda da önümüz yok. Oy. Bu ne oğlum? Rahatladım. Rahatladım diye bir ses geldi. Biraz alçalsana abi. Alçalım. Şu jet sesi var ya. Aa beyler uyarı. Düşman var mı? Oğlum hava savunma sistemi S-Türk rüzgar bizi vuracak galiba. Size bir şey diyeyim ben. Kendi yaşadığım yerin üstünden geçeyim mi ya? Geçsene belli etme o. Belli etmeyeceğim ama. Akşam zaten anlamazlar. Bir dakika Gazi Osman Paşa tamam mı hemen altım? Onun biraz ilerisine gideceğim. O bu dönmüyor bu orada ya Sultan Gazi. En azından bak daha düz gidiyor yani helikopter. Bak iyi yani. Lan gidiyor yani baba. Bir şey diyeyim mi? Biz gündüz yapalım. Tamam. O zaman uçağı da değiştirelim, yavaş gitsin. Evet, uçak da çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Biz bir çıkıyoruz. Tamam, akşama bakmış olduk. Akşama bakmış olduk. Çok güzel ama... Şey yok ya. Şey yapamıyoruz. Anlayamıyoruz. Şu anda var ya, büyük ihtimalle ya... Eğer ki New York gibi yapmışlarsa, İstanbul'un New York'tan çok daha iyi görünebileceğine yemin edebilirim. Çok güzel bir şehir. New York'ta çok güzel bir şehir ama İstanbul çok daha güzel bir şehir gibi böyle. Tepeden çok güzel görünüyor olması lazım. Umarım o kadar kaliteli yapmışlardır dostlar. Evet, selamun aleyküm. Biz geldik. Kalkış yapacağımız nokta belli. Nasıl kalkacağız acaba? Evet, kalkış yap şimdi. Enter kalkış diyor mu? Tarpeni serbest bırakın diyor. Söylüyor galiba. Ne diyor? Bak CTRL'e... Aa evet. CTRL'e... Tamam, bıraktım. Bırakamadım. Hiç. Şimdi park fren tuşunu değiştirdik arkadaşlar. CTRL'li kombinasyon çalışmıyordu, evet. Abi mikrofonu... Tam gaz uygulayın ve hava aracını düz tutun. Allah! Tamam. Kalkışa geçin diyor. Aha. Şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'na kalkışımız başladı. Bunun CTRL'iyle olan hiçbir şey çalışmıyor mu abi? İniş takımını kapatın. İlk tırmanış sırasında... Abi mikrofonu kapatmışsın bu arada. Şimdi fark ettim. Pardon. İlk tırmanış sırasında kalkış pistiyle aynı hatta kalın. Ben tırmandım bile. Ben çıktım abi. 500 piti geçene kadar hafif hafif kalk. Galiba oldu.
Bahçeli evlere doğru gidiyoruz beyler. Şimdi İstanbul'la ilgili yorum yapacak olursam bazı binalarda net bulanıklıklar var. Render yapmamışlar. Renderlamamışlar evet adam gibi. İçe doğru açılır ama baksana bir kalabalıklaşıyor. İçe doğru bir gidelim bakalım. Bahçeli evlere doğru gideceğim dostlar. Binalar gerçekten kötü, hiç renderlanmıyor. Niye New York gibi yapmadınız şerefsizler? Oğlum burayı yapmadılarsa orduyu sadece ordu yazmışlardır lan. Ordu yok dümdüzdür bu arada. Ordu yazısı vardır büyük ihtimal. Havaalanı vardır ya da tabii. Ama uydudan alıyor diyor ya, uydu burayı demek ki bu kalitede almış abi. Öyle bir şey var şimdi. Şu anda ben kendi yaşadığım yere gidiyorum arkadaşlar. Tabii kendimi ifşalamamak için tam binamı göstermeyeceğim ama bizimkiler anlayacak. Görürsek inşallah vardır. İnşallah varsa. Mesela yollar bile render almıyor görüyor musun şu an? Evet. Biraz sinir bozucu. Bayağı alçak uçuş yapıyorum bu arada. Burada bu dediğin gibi uçağı kullanmak çok daha kolay. Öyledir abi zaten helikopter aşırı zor ya. Uçak aşırı stabil gidiyor arkadaşlar çünkü. Ve hareketleri gerçekten ben bassam bile çok yavaş algılıyor. Şu an Esenler'in üzerinde uçuyoruz dostlar. Esenlilere varmak üzereyiz. Esenlerlilere nasıl söylüyor bu? Bak şey olmaya başladı. Dolmaya biraz başladı. Dolmaya başladı evet. Esenler popüler bir şehir. Bana ne yapıyorsun lan mal diyorlar galiba. Esenler'e hoş geldin diyor. Nasıl geçsin? Esenler Belediye Başkanı. O zaman şimdi mesela Kadıköy, Ortaköy, Beşiktaş buralar daha mı iyidir mesela? Çünkü daha şey Esenler. İhtimal var abi. Popüler yani yerleri. Yeni abi şeyde gitmen yok mu? Boğa heykeline. Kadıköy Boğa heykeli mi? Evet. Onu göremeyiz de Boğaz Köprüsü'nü falan çok net görürüz. Aa evet Boğaz Köprüsü falan var. Tabi. Şimdi ben kendi bölgeme gittikten sonra direkt şeye süreceğim. Ortaköy'e, Boğaz Köprüsü'nün oraya süreceğim. Sen burada gezdikçe mantıklı her taraf abi. Bence bir tık render alacak ya. O da mantıklı, o da mantıklı. Ben şu an bir hakimiyeti kaybetmek üzereyim ama toplayacağım. Şu an kaçta gittiğimi görebiliyor musunuz? Motor hızını arttırayım ona göre. Ha aslında iyi bir hızda gidiyoruz ya sanki. 300-200 arası gidiyor. Şimdi burası bölgesi olarak neymiş? Şu ilerideki semt neresi ben onu bir göreyim. Çok alçaldım ya şu an. Rahatlıyorum şu an kokpit sesinden. Değil mi? Sultan Gazi Cebeci. Tamam bu yöne gideceğiz. Buranın sağ üstünde o mi? Direkt vardık. Evet. Onu dojlayacağım. Dojladım. Abi VR'la ne sarar ama ya. Abi VR bir tane de eline şey, uçak yönetme şeyi. Tamam bitti. Of. Takıldı. Bir de şöyle düşün, İstanbul'dan Amerika'ya falan da uçabilirsin kafana göre. Keyif yapılır işte. Dünya turu yap yani. Bütün dünyada özgürsün. Her yere git. Bir tane uçak arkadaşlar altınızda. Kafanıza göre uçabilirsiniz. Sınırsız. Gerçekten bir tane VR'a müthiş bir keyif yapılabilir bu oyunda. Biraz kalkış yapmam gerekiyor şu an. Kalkamıyorum abi. Beyler. F3 abi. Oh! Oh! Oy! Ne oldu? 360. Abi! Sen aksiyon yaratıyorsun. Ulan! Aksiyon yaratıyorsun. Ne kurtardın be? Sıfır döndün ya yer. Evet. İstanbul'da büyük kaza. Aslında gidiyorduk abi. İstanbul'a çakılan uçak dehşet saçtı. Takipiyeti bir tık kaybettim şu an bu arada beyler. Ne oldu abi? 360 yapıyorum abi. Toplayacağım. Daha kaldırdım uçağı gidiyor. Heyecanlandı evin oraya geliyor. Yapay zeka pilot yardım etti. Yapay zeka pilotu devreye girdi hakimiyeti kaybettiğimi ve toplayamadığımı anladı. Oo düzeltti lan. Oha gerçek şeyde de öyle o zaman. Ha demek ki evet var gerçekten. Evet öyle bir destek var o zaman. Oğlum ben neredeyim ya? Öyle değil ya. Navigasyon yok mu? Şimdi ben şeyi navigasyon lazım. Seni konuma mı yönlendiriyor yapay zeka acaba oraya yok, mı? Yok ben yapıyorum şu an. Sen yapıyorsun. Aha. Kasman Paşa orada o tarafa gitmemeliyim. SC'ye bassan harita falan çıkar mı? Yok. Sert bir dönüş yapacağım. Bu arada bu uçak neyse güzelmiş bu. Evet uçak tam çok güzel şeyde. Ya. Tam gezeceğim böyle bunu. Harbiden. Bu ormanlar ne ormanları ya? Ben ne tarafta kalıyorum? Ben abi farklı yere İstanbul'dan çıktım şu an. Yayla. Dur şu yönde kalıyorum o zaman ya tamam. Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce Tofaş'la bir oyunda gerçek hayattaki evimin önünden geçmiştim. Ve bu video bayağı çok izlendi öyle söyleyeyim. Bu uçakla geçiyoruz. Aa bir dakika. Abi. Oh! Sen bilerek yapıyorsun. Valla bilerek yapmıyorum. Bilerek yapmıyorum. Sen pilot olduğunu bize göstermek ya yapıyorsun. Oğlum yapmıyorum şu an yine çakılacağım. Abi çoğu kez çakılmayacağım. Yapay zeka aldı oh. Oh yapay zeka alındı o kadar net bir düzeltiyor ki. Yapay zeka olmasa da ne yaparız. Ne zaman yaptı pilotu? Ya oğlum yürü. Sen yapmışsın.
İki oldu bu. İki nasıl buradan alıyorsun yani? Diğeri daha kötüydü ama. Diğeri var ya diğeri. Altı bıraktın zaten orada. İniş takımları. Haberin ol, inemeyeceksin ya. Bu ser çakıldım. Abi. Ha tamam. Düşsene. Yanımda oturuyorum böyle uçuyorum. Dur gönderim abi. Oğlum. Sürekli oynuyorum abi. Yönetemiyorum Allah kahretsin ya. Ne oluyor? Abi niye tane tanesi bıçak yüzü alıyor? Ne oluyor? Yedek pilot yok mu? Dönemiyorum oğlum, sinirim bozuldu. Abi şu sen mi topluyorsun yoksa? Ne? Sen mi topluyorsun yoksa otomatik? Ben topluyorum Allah şerefsin. Ben toplamıyorsam Allah belamı versin. Yapay zeka öyle mi toplar? Yapay zeka devreye girdi zaten yazıyor. Abi. Yo. Şu an bilerek yaptım. Evet. Kontrol bende şu an. Mahmut Bey. Aha! Buraya gideceğiz buraya. Evet. Bu arada bizim oraları görmeye başladım ben bir tık. Kanka ne yapıyorsun? Abi yere doğru tabii. Gitme. Evet. Bak niye mesela bir yukarı bir aşağı oluyor? Ok basılı tuttun galiba. Tam dikleştiriyor. Hafif hafif şey yapalım. Böyle okşa klavye. Oğlum elim yoruldu yemin ederim ya. Abi klavye okşa tamam mı? Sana yemin ederim ki elim yoruldu ya. Ha şu an bak çok iyi. Malaf İstanbul mu lan orası? Arkadaşlar daha önce Şahin'le geldim bakın bu kanalda. Şu anda jet uçakta geliyorum. O taraf ne abi? Orası fabrikalar. Nasıl fabrika onları? Ha bak buralar daha güzelleşmeye başladı. Burası Malaf'ın orası galiba ya. Altınşehir. Aa ne oluyor? Yapma. Uçak var ok ya. Kaldırın. Yarımburgaz neresi ama? Yarımburgaz ya. Biliyor musun? Yo bilmiyorum valla. Allah Allah. Küçük çekmece diyor. Oğlum ne oluyor lan? Gitti şu an bu son. Hadi. Oğlum havadan da böyle seçmek zormuş ha. Harbiden. Yerde olsa. Aa küçük çekmece gölü olması orası ilerisi. Küçük çekmece olması gölü ilerisi. İlerisi küçük çekmece gölü olmalı. Küçük çekmece gölüne yakınım ben. Aha buldum valla. Şey sağ taraf olmalı. Küçük çekmece oradaysa. Ha Tahtakale. Burası olmalı. Bu yan olmalı. Arabalar ne alakalı? Eğer uydudan görüntü alıyorsa bizim binayı göreceğiz zaten bu dikelmiş bir şey. Evet. Evet. Meal diyorum. Ama o kadar hızlı değil. Aha. Abi ne olur. Dur bak çok az kaldı. Ne yapıyorsun ki şu an sen? Uçakta abi rotor var. Uçak rüzgara mı oldu? Ne oldu anlamadım ben ya. İçerideki pilot şu an sağa sola vuruyor bu ya. Yeter. Yeter. Şey abi bacaklar tavanda yoğuşsuz diyor herhalde. Yeter. Ben yolcularım şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkışımızı yaptık. Hava bugün 23 derece hafif bulutlu. Anlaşıldı efendim. Ne yapıyoruz oğlum size? Şu anda ilk seferimiz kayabaşı olan yere yaklaşmak üzereyiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Çok iyiyim. Üç sırasında... Ne yolları bu abi? Bunun hava yolları. Oğlum hacım açtı neresi? Yemin ederim ki yalan söylüyor ya. İstanbul'dan çıktın sen şu an galiba. Neyse arkadaşlar. Şöyle boğaza doğru gideyim. Orası küçük çekmece mi? Ya ben... Bayağı yakınlaştım o bölgeye ama tam havadan çıkartamıyorum. Şuralar olmalı. Bir kez daha üzerinden doğru geçeceğim. Hiç havadan görmediğim için doğru harbiden. Altıma bir şahin versin de şurada 2 dakika bulurum da. Abi uçak yolcu birine bir şey de soramıyorum. Abi seni izleyen bir pilot varsa peki ne yapacağım? Nasıl? Ben şimdi gidiyorum ya evin oraya doğru mesela. Pilot gelip benim binama mı çakacağım? Binama çakmaz bulur abi yukarı. Laf attı. Oğlum öyle bir pilot izleyicim varsa helal olsun. Gelsin. Yani gelsin eve girsin yani direkt canım. bir dakika ney kalkmıyor. Kalkmıyor. Niye kalkmıyor? Kalkmıyor. Ağacın ucunu aldım. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yok, abi düşünsene ya. Evde yatıyorsun. Saat 4 de geliyor. Biri bağırıp kalkmıyor ya. İnşallah komşu duymuyordur. Camlar da açık ama. Dur çok şu an aşırı... Evet şu an... Şu an aşırı ya. Yakındayız ya. Aa asıl İstanbul ileride ama sola baksana ona. Evet evet orası İstanbul zaten. Ap! Lan! Bulut! Nasıl yani ya? Anladın mı? Evet. Bak şurası ne? Orayı da anladım. Anladım. Aşağıya. Hatta. Normalde ben bile anladım. Arkadaşlar yemin ederim ki az önce şu anda bulunduğum evin önünden geçtim. Camdan baksam, gerçek hayat olsa camdan baksam görüyordum o uçağı. Tam pencereden gördüm. Görüyordum. Ya ben seni. İnanılmazdı. İyiydi bu arada, güzeldi. Evet, içler ürperticiydi bu arada. Bence de güzeldi. Güzeldi yani. Şeyde... Ya bulut şimdi tam gördüğü için, evet bulut tam gördüğü için o kadar iyi ayarlamışlar ki. Tam şu an evimin önünden geçtim arkadaşlar uçakla. Mesela seneye bu oyuna girsen yaparlar yani. Evet. Modellemişler çünkü. Şey, bulut o yol falan her şey aynıydı. O evet, açı evet, da aynıydı. Evet. Yalnızlık da aynıydı. Az ilerideki şey de onu garantiledi. Evet abi. Abi şey hatırlıyor musun? Size bir kamera açmıştın haritadan. Evet. Hatta bir yerler yapılmamıştı. Evet aynı göstermiştim gibi. Size. Aynısı oğlum zaten. İnanılmazdı bu arada. Hadi Boğaz'a gidelim şimdi. Dibine gelmişiz de bildik bak. Evet evet dibindeymişiz. Şimdi biraz hızlanmak istiyorum. Motor gücünü nasıl fulluyorduk? F3. Full şu an. Ha full mi? Aa Dubai'ye gideceksin aslında var ya. Orayı yapmışlardır bu arada. Orayı müthiş yapmışlardır abi. Kanka bu arada. O şeyde vardır o. İlk girdiğimiz yerde vardır. Aa direkt orada vardır değil mi? Burj Khalifa vardır zaten. O var ya nasıldır var ya orası. Abi. Peki medeniyet görmemiş Erzurum'a ne zaman geldi? O Erzurum yokmuş Luzi oyunda. Direkt koymamışlar abicim ya. Adamlar Amerika yapmış Erzurum. Yani. Sence. Ben buna cevap veremem. Doğru lan harbiden yani ben... Abi adamlar senin evini koymuş, evini sana sormadan. Harbiden doğru. Şu an, bu arada Levin'inki de vardır yani. Düşün. Çünkü İstanbul'la ilgili her detayı yapmışlar. Ama büyük ihtimalle mesela Ordu'da Ordu yazıyordur. Ordu dümdür. Ben merak ettim şu an, bu oyunu alıp Erzurum'a gittim. 1000 lira. Ama abi Ordu'da da olabilir. Ben direkt 1000 lira da... Vazgeçtim abi. Oğlum normal... Helikopteri kiralayıp yukarıdan gelsen daha karlısın. Abi de gerçek helikopter kiralayabilirsin. Şu an Atatürk Havalimanı'na varmak üzereyiz. Az ilerisinde hemen gerçek İstanbul olan Boğaz'a doğru ulaşacağız. Sayın yolcularımız lütfen bu süreçte koltuklarımızdan kalkmayalım. Mecbur olmadıkça çok konuşmayalım. İniş yapmıyorum şaka yaptım. Hadi bakayım. Kuleş çok da çok. Fake attı. Kuleş ki ne oldu? What the fuck? Bir tane şey muhabbeti var ya. Kule pilotla kule muhabbeti var. Teşekkürler tamam. Canım mı ne diyor? Biliyor. O da diyor kule 1-2 efendim bana mı dediniz diyor. O da diyor hayır efendim size demedim diyor. Kadın kızacaktı. Pilot da çok medeni bir şekilde diyor ki size demedim. Yok abi. Bu Luzi bak bu Bakırköy'de bir tane deliler hastanesi var abicim. Birçok kişiyi evet, abi. Düzeltiyorlar. Sen haberin ne olsun. Yapıyorlar? Ya birçok kişi de şey yapıyor, işe yarıyor yani istersen. Bak kalite yükseldi. Kalite direkt yükseldi abi şu an. Dur bakayım. Şu an sahil kısmına geldik. Kalite direkt yükseldi arkadaşlar İstanbul'da. Bakırköy sahildeyiz. Uçuşumuz abi, devam ediyor sahil yolundan. Efendim canım. Sen yolcu aldın ya şu an uçakta hani. Evet. Belki adam arkada telefonla oynuyor. Yolcu mu aldım? Yolcu nerede aldın lan? Yani olur, belki vardır. Yok ben yalnız diyorum. Eminönü'ne doğru bir uçuş gerçekleştireceğiz. Eminönü'nden o Boğaz turu bitir. Biraz Boğaz'ı gezeceğiz. Sevgili yolcularımız. Abi hani yolcu yoktu? Sizsiniz oğlum yolcu. Lütfen inişten sonra hava yollarımızı puanlamayı unutmayın. Size bir şey de ikram edemedik ama ne yapalım yok bizde. O zaman bir. Bizim Ahmet var ya Ahmet editör. Evet. Uçaklarda verilen yemekleri o kadar seviyor ki çocuk. Uçak saati gelince onu yiyeceği için heyecanlanıyor. Yemekler derken arkadaşlar sandviç ekmeği, domates, peynir bunu. Neymiş çok abi, güzel oluyormuş. Evet abi bu arada. Yani değişiyor. O çok güzel. Bence de yani. Oğlum ben de bindim ben de yedim. Bir özelliği yok yani. Bence var abi. Havada yemek çok güzel. O bana da lezzetli geliyordu niyeyse. Sametciğim sen genel olarak yemekleri çok seviyorsun gibi geldi bana. Ne zaman yemek konusu açılsa çünkü sen sesini açmayacağın varsa bile açıyorsun. Onu dikkatimi çekmedi değil. Yemek duyduğun anda buradasın yani. Sorma abi daha az önce iki tane dürüm yiyordum. Oh.
Şu anda sahil yolundayız. Bu sahil yolu, görmüş olduğunuz sahil yolu benim şoförlük dönemlerimde birçok kez kullandığım bir sahil yoludur. Genelde E5'te trafik varsa orası daha açık olur, temiz olur. Aha, Boğaz görünmeye başladı beyler. Oy, şu Ayasofya'nın Sultanahmet Camii'nin kaliteye bakın. Oo, bak bunu tam yapmışlar işte. Abi yani. Şuna bak. Bak bu olmuş. Ananı. Saygım arttı. Gerçeğinden. Ananı. Tüylerim diken diken oldu. Lan minareye çarpacağım. Oğlum. Çok güzel yani, görünüyordu. İşte bakıyordum. Bilmiyorum. Nasıl? Bilmeden yapıyordum. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Şimdi burası Sultanahmet. Evet, köprüler şu tarafta olmalı şu an. Abi bir daha yap. Yapamam. Yap. Geçtik onu artık. Burada her şey bir kere. Burada her şey bir kere. Aga. Dolmabahçe Sarayı'nı göreceksiniz birazdan. Bak bak bak, güzelliğe bak şimdi bak. Şu an var ya arkadaşlar. Böyle bir saray olamaz ya. Bayılacaksınız buraya. Bakın o solundaki ve sağındaki binalarla birlikte denize sıfır, boğaza sıfır bir saray. Yapmışlar bahçesini abi. Falan görme, tamam mı? Bahçesi falan görme. O kadar güzel ki. Bak, şuraya bak abi. Evet tam of 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 of. Mükemmel bir güzellikte. Evet evet. Hemen Beşiktaş'a geçiyoruz. O zaman şey, önemli yerleri falan çok güzel yapmışlar. Evet. Öbür yerleri sonra zaman. Ya yabancı oyun ya, daha çok New York falan onlara çalışmış ben. New York'ta mesela her yer çok iyiydi. Ya abi sonuçta oyun onların yani. Evet. Bence var ya, doğru. Dubai'yi de fullemişler bu başta. Ama Dubai'yi ileride, fullemişlerdi zaten. İleride her yeri şey yaparlar. Bu arada köprü... Evet, köprü yüklenmek üzere. Şu anda Ortaköy semalarındayız. Sarıyer'e doğru gidiyoruz. Köprü niye hala yüklenmedi? Şöyle bir kamera açısı değiştirelim. Köprüde bir sorun var. Köprünün şeyi yok. Köprüyü attım aslındayken çekmişler. Bu ne oğlum? Ne gördük lan biz az önce? Köprüde bir sıkıntı var. Oğlum köprüyü nasıl yapmazlar ya? Köprüyü nasıl yapmazlar arkadaşlar? İkinci köprüye bakalım. Az ileride ikinci köprü var. Şu anda sol tarafımız Bebek. Şarkılarda duydunuz. Bebek'te 3-5 tur atalım. Olmadı bir de sinema yapalım. Abi az ilerisi nasıldır acaba? Aa, harbiden. Az ilerisi şey, Tarabya zengin mekanı. Anıtkabir'i ben hayal bile edemiyorum şu an. İnşallah yapmışlardır bu arada. Yapmışlardır abi onu. Bak buralar, bak sol taraf var ya. İstanbul'un en zengin insanları. Böyle en zengin ünlüler kim varsa mesela bu solumuzda oturuyor. Elon Musk. İstanbul'un diyorum, Türkiye'nin yani. Yani. Abi köprüler hayal kırıklığı. Dönüyorum. Köprüleri yapmamışlar enteresan bir şekilde arkadaşlar. Niye anlamadım. Eski görüntüler mi lan? Eski görüntüler mi? Oha lan ne? Lan ne kadar eski olacaktı. Çok eski olmalı. O imkanı direkt yapmamışlar köprüyü. Modellememişler yani garip bir şekilde. Şöyle bir durum var. Bir deneyelim yine. Bu yön mü ordu? Bu yön değil mi? Evet evet orası. Bu yön. Bu uçakla bence orduya gidilmez. Bununla gidemezsin bu arada, çok uzun yani. Ayağı evet, yine de bir aa bak sayı şey almadım. Sayı gitti lan. Peki, yine de bir İstanbul'dan ordu çıkana kadar bir bakalım bakalım. Efendim kanka. Oradan direkt kalkış yap gezsen olmuyor mu? Üstünde gezmek için gitmiyoruz ki. Ne yapmamışsın? Ne? Ne? Bakın İstanbul'dan çıkış yapıyoruz şu an. Oğlum orman için niye mavi? Mavi değil ya. Gökyüzü yansıması. Abi altın şey yapmışlar. Ya yabancılar iyi oyun şimdi. Evet. İstanbul'u da modla şey yapmışlar. Hani full her şey detaylı. Ha, mod indirmemiz lazım mod full için. Mod indirip full de her şey stat mutat her şey geliyor böyle. Yalan. Evet. Arkadaşlar bak, oyunu beğendiyseniz likelayın. Ne yaparız mesela bir sonraki bölümde? Anıtkabir. Efendime söyleyeyim işte önemli başka yerler. Yazın hatta yorumlara abi, neler yapılabilir. Mod çok iyi. Kız kulesi falan var mı? 3 boyutlu duruyor, çok iyi. Tamam, üç o modu kulesi da kuralım işte aynı zamanda. Evet, bu bayağı güzel. İkinci bölümde yapıştıralım aynı hafta içerisinde. Likelayın arkadaşlar. Like'lar çok önemli. Yorumlara da yazın. Mesela nerede? Anıtkabir mesela tespit ettik. Başka nerelere gidebiliriz? Burada tabii yani. Bu Türkiye özelinde olmasına gerek yok. Dünya nereye istersen. Halep mi? Halep bana. Senin için Halep'e gidip uçağa direkt çakacağım. Tamam. Yalnız şu şehirler arası uçmak da ayrı bir keyifli ya. Öyle dümdüz bırakıyor. Abi. Tamam mı? Efendim. Erzurum'da bir tane şelale var, tamam mı? Oraya gittik bence. Türkiye'nin en iyisi. Ne Erzurum'muş lan? Abi bak, ben bulup sana söyleyeyim mi?
Şimdi oyuncu koltuğunu geri yatıracaksın Bulut, tamam mı? Rahat edebileceğin şekilde. Ayağının altına ufak bir şey koyacağım, böyle puf gibi, minder gibi. PlayStation kolu, gözünde VR. O VR ama direkt şey, değiştir olaydı. Şeyi bayağı yatırdın, düşün. Oyuncu koltuğuna öyle bir yatırdın ki yatar konumdasın zaten. Yatıyorsun, evet. He, aynen, gidiyorum böyle. O VR bayağı değiştir olaydı. Bir VR lazım. Bir VR lazım. Kaç paralık şeymiş ona ben bir araştırayım arkadaşlar. Yani bir sürü de içerik olur zaten ya. VR pahalı bayağı da. Çok video çıkar. Bir 10 video çıkar ama neredeyse VR'la. Ne o abi? Başka çok oyunlar şey falan. Ama çok... Şimdi yazın ya. VR'ın en büyük sıkıntısı şeymiş. Terletmesiymiş deli gibi. VR sana bir şey diyeyim mi? VR bir bakıma spor yandı. Evet ve yazın çok sıkıntıymış yani VR. Hocam, oğlum ne kadar güzel lan altın. Arkadaşlar altın. Zannedersem Karadeniz sularının üzerinden gideceğiz az sonra. Abi orada... İmkansız oraya gitme ne bunu. Aşırı ki biliyorum imkansız olduğunu ya. Karadeniz'i falan göreyim. Arkadaşlar bu uçağın hızından mı artık bilmiyorum. Bir de oradaki rakam gidip gidip duruyor garip bir şekilde. Şeyden o ilerideki bulut gibi bir şey gidiyor. Karadeniz'i bir görelim ya yine. Karadeniz'e bir de varamayabiliriz daha doğrusu. Allah Allah. Bayağı yavaş. Oğlum mal mısın? İstanbul'un üstü var ya bulut. Evet. İstanbul'un en üstündeki su Karadeniz zaten. Tamam da... Yani sadece bölge olarak normal Karadeniz'i görmek var. Oğlum ne kadar ormanlık alanmış lan buralar. Şu hayatta şöyle şeyler yapamayacaksak niye yaşıyoruz ya? Harbiden ya. Gezeceğim böyle. Ya gerçekten. İnsanların yapmış olduğu şeyler, insanların kullanması lazım ama her şey parayla işte. Çok garip gerçekten. Şu arkadaşlar gerçek hayatta düşünemiyorum ya şöyle bu tarz şeyleri. Bu tepenin ardı artık Karadeniz olmalı şu an. Yok abi. Daha var. O zaman biz sahil kısmından mı uçmuyoruz? Bilmiyorum orasında bayağı var yani. Şu o zaman şu tepenin ardı ya. Bak işte ben nerede. Bir şey söyleyeceğim. Şu. Ben şimdi F-16 tarzı bir uçak aldığım zaman acaba onun... Çok hızlı giderim. Çok hızlı giderim. Ben demiyorum. Hani böyle bomba atma falan şey var mı acaba? Oo. Oğlum ne bomba atma. Oğlum savaş oyunu mu oynuyorsun? Gerçekçisi olması lazım. Evet. Çok güzel geliyor. Uçuş sonlandır. Niye şey direkt kapanıyordu peki? Sistemler nasıl kapanıyor? Aa, yıldızına basınca hava yapıyormuş. Bastım olmuyor. Bu oyunun verdiği hiçbir tuş çalışmıyor bu. ESC'ye basılabilir o zaman. Vallahi arkadaşlar, oyunu ben bayağı beğendim ama çok zaman isteyen bir oyun. Ve seçtiğimiz uçak türü de biraz gezme türü olduğu için orduya varamazdık zaten. Dediğim gibi yorumlarınızı kesinlikle belirtin. Ona göre biz bu modlarına bakalım. Efendime söyleyeyim falan filan bakalım ve bir sonraki bölümde dünyanın önemli yerlerini, Anıtkabir'i vesaire gibi yerleri gezelim ve İstanbul'u modlu bakalım bir de ne durumdaymış diye. Umarım keyif almışsınızdır. Çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.